Gündeminizde olanları bizimle paylaşın. Biz istemez miydik? Bugünkü başlığımız ve gazeteler. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinin manşetinde ne oldu da Akşener saraya çıktı? Sürpriz zirvenin ardından herkes böyle soruyor. Kulislerde bunlar konuşuluyor. Oğlu için Fransa büyük elçiliğim istedi. İki, Cumhurbaşkanı yardımcısı olması için kendisine bir teklif mi yapıldı? 3. altılı masada yer alırken de sarayla teması var mıydı? Geçen yıl masadan kalkmasında bunun etkisi oldu mu? Ne oldu da Akşener saraya çıktı? Şimdi dün burada Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le de konuştuk. Meral Akşener, Meral Akşener'in yeni imajı siyasetten uzak duracağı izlenimi veriyor bana demişti Deniz Zeyrek. Bakalım öyle olacak mı? Bakın burada kulislerde konuşulanlar. Şimdi de haberimiz gelsin ekranlarınıza. Daha öncesinden haberdar değilim. Görüşme sağlanacağı anlaşıldıktan sonra bilgilendirme yaptı nezaket göstererek. Ziyaretten sonra da telefonla beni aramak suretiyle Türkiye'yi konuştuklarına dair bir takım ifadelerde bulundular. Sürpriz görüşmeye dair Müsavat Dervişoğlu da bu cümlelerle bildiklerini paylaştı. Genel başkanlıktan ayrılan Meral Akşener neden saraya çıktı? Erdoğan mı davet etti? Akşener mi görüşmeyi talep etti? Siyasete geri mi dönüyor? Yanıt bekleyen sorular ve dikkat çekici iddialar var. O iddialardan birisi Erdoğan'ın Akşener'e Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettiğine dair. Böyle bir şeye ihtimal vermek istemem. Böyle bir şeyin gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum. Tuhaf anlamlar yüklememek gerekiyor. Aksi de bir şey açıklanmadıkça. Sayın Meral Akşener'in böyle bir şeyin kendisine teklif edilebileceği karakterde biri olmadığını biliyorum. Dervişoğlu Akşener'e Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine ihtimal dahi vermiyorum dedi. Eski İyi Parti milletvekili Aytun Çıray da bir başka iddia dile getirdi. Çok güvenilir ve önemli bir kaynağım. Talep üzerine Akşener ailesinden biri büyük büyükelçi olacak dedi. Neden olmasın? kimler kimler oldu. Onlardan bir eksikleri yok. Aytun isim vermedi ama Akşener'in oğlu Fatih Akşener için Paris Büyükelçiliği istediğini gazeteci Fatih Altaylı söyledi. Akşener'e yakın bazı isimler Büyükelçilik iddiasını yalanladı. Halk TV'ye konuşan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in Erdoğan'la yaptığı görüşmenin İyi Parti adına olmadığının altını özellikle çizdi. İyi Parti şart ne olursa olsun, hangi ziyarette bulunursa bulunsun, Türk milletinin kendisine ve olduğu muhalefet görevini kendisine yakışan bir biçimde sürdürecektir. Partinin başında ben varım. Gelecek hafta 11 Haziran günü saat 16'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı genel merkezimizde ağırlayacağız. Akşener görüşmesine dair sorular yanıt beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan iadeyi ziyaret için CHP Genel Merkezi'ne 11 Haziran Salı günü gidecek. İlk görüşmede olduğu gibi ikincisinde de CHP adına Namık'tan AK Parti adına da Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer alacak görüşmede.